Mert'in en sevdiğin fiziki özelliği? Boyu. Boyu mu? Ne kadar anlamsız bir özellik. Boyunun uzun olmasını seviyorum. Kaç boy? 91. Vallahi mi lan? İyisin ha. Yaklaşma. Tam insan kalmışsın yani. Vallahi 93'e kadar insan. Seyirciler de üzülmesin. Ben 2 metreyim. Rahat konuş. 93'ten sonrasını Allah kurtarsın. Samimi söylüyorum. Bayağı zor. Her şey zor. Öpüşmek zor. Zor. En sevdiğim. Hanımlar beyler, ilişki testinin yepyeni bölümüyle Pınar Bibin ve Mert Dikmen çiftiyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Valla yani sen daha tatlısın hocam. Evet. Sen de biraz ilişkide çekmiş suratı var. Gerçekten. Yani böyle ben anlarım böyle eprik surat artık. Gülümseme kalmıştı. Evet böyle anlamsız bir gülümseme kalmış ama altı yani. Kaç senelik bir ilişki bu? 6. Ana ne kadar çok. Değil yaş mi? Kaç kuzum? 34. 34 mü? Hiç göstermiyorsun. Teşekkür ederim. Ne kadar tatlısın sen baba? Ben de 34. 34. 28'den beri birliktesiniz. Nerede tanıştınız? İş yerinde tanıştık. Tamam. Yok. Böyle soruları düşünerek cevap vermeyin. Yani böyle o, ben mi cevap sorarsa onu diyeceğiz, bunu sorarsa bunu diyeceğiz. Seninle tanıştık diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirsin. Bunu konuşmuştuk zaten daha önce de. Evet, iş yerinde tanıştık. Bu adam cehennemin dibinde gerçekten şu an. Çok net. Hocam ilk sana soracağım. Seni tamam. Bir rahatlatalım. Hanımefendi de zaten o ara sakinleşecek. İş yerinde nasıl bir şeyiniz vardı? Titriniz? Ben yönetmenlik yapıyordum. O. Hı-hı. Hala yönetmensin? Hala yönetmenim. Ne güzel. İşte ben orada bir dizi çekiyordum. Hangisi? Çocuk dizisi TRT'ye. Çınar diye bir dizi çekiyordum. Çok havalı başlayan bu hikayenin. Ama gerilim sinema filmim var. Oradan tamam. Oraya gidelim. Hangisi? Ceryan. Geçen sene girdi vizyona. Başrolünde kim var acaba? Sen mi varsın? Tabii ki. O da oyuncu. Müthiş bir aile şirketiyle, müthiş bir kumpasla karşı karşıyayız. Ceryan ne kadar kaldı vizyonda? Ceryan 3 hafta kadar kaç kaldı. Kaç izlendi? 5000. Pardon çok net kahkaha attım ama. Yok yok. Amma gişe yapmışsınız ha. Ama kâr ettik düşün yani. Hadi be! 5000 kişiyle kâr etmiş. Kaç para harcadınız? 140. Bir günde çektik, erken kalktık, otobüsten gittik. Karavan var mıydı? Yok, triporter. Mesela kaça patladı film? Boş ver ilişkiyi, film kaça patladı? Sekret, ben sinemayı daha çok merak ediyorum. Bana da ilişkiden. Sinema testi devam ediyor. Biz toplamda 50-60 bin lira gibi paraya çektik filmi ama hani her şeyini sponsorlarla ve desteklerle karşıladık. Aslında yani bugün 4-5 misli bir para harcanırdı harcasaydık. Şimdi oldu. Televizyonu sattınız mı? Sattık. Vallahi yayınlandı mı? Şu an Blue TV'de ve D-Smart'ta yayınlanıyor hala. Vallahi iyi de. Boş değiliz. Biz de yani program başlarken bu akşam it kopuk ağırlıyoruz demedik. Tabii ki boştayız yani. Bu akşam iki dilenci ağırlıyoruz. Bana dediler ki Mesut Bey yanlış anlamayın karşıya geçeceğim. 20 lira kadar var mı? Dedim ki gelin konuk olun. Geliriz dediler. Ama dediler yemek var mı? Var dedim. Buna hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? Acık daha böyle. Senin çok doğal, çok tatlı bir halin olduğunu ben görüyorum. Hiç sahnedeymişiz gibi değil. Çok sakin. Tamam. Bir tek ben varım. Böyle konuşalım. Tamam. Vallahi hazır mısın? Çok... Ya bak hala sakin olun. Sürekli çocuğu uyarıyor. Bak dışarı ağzına yapma. Çocuğu uyarma. Sen kendinden mi? Ya ben onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Çok o neden öyle davrandığıyla ters ilgili. Ters algılanıyor şu an. Hiç öyle değil aslında yani. Ya bizim filmle ilgili... Pınar da başrolünde oynuyor. Biz röportajlara çağrılıyoruz hep. Pınar filmden bahsedecek. Başrolü sonuçta soruyorlar. Yani işte fena değil film. Sonunda kız ölmese falan. Hayır hiç. Ondan sonra neden 5000? İyi gene. Öldüğünü kendin... Herkese artık ilan 2 sene geçmişmiş. Hayır hiç fena değil falan demedim. Güzel başlayıp çok kötü bitirdim konuşmayı. Yani bir yerde sadece durması gerekiyor. Yani çok güzel film bilmem ne falan ama yani gerçek hayatta aslında öyle olmaz diye böyle bir girişip. Gerilim filmi konuşurken gerçek hayatta böyle olmaz. Olmaz ama çünkü. Ama izlesen gerçek hayatta öyle olmayacağını. Kız filmi gibi bok gibi konusu var ya. Neydi abi konusu? Bir kız psikolog. Adamdan önce internetten terapi yapıyor. Sonra adam biraz psikopat bir adam onun evine gidiyor. Onun evinde kalıyor falan. E kız niye gitsin kalsın onun evinde diyor o da. Ama filmi izleyince öyle değil yani. Bir sebebi var ki gidiyor aslında. Neymiş sebebi? Gel yazmış.
kız adamın kendini öldürmesine yanlışlıkla sebep oluyor. Yani o kararı vermesine sebep oluyor. Sonra da onu vazgeçirmek için vicdan yaparak evine gidip onu aksi yönde terkin etmeye çalışıyor. İyi bir çatışma bu. Bu sebepten gidilir hakikaten. Bence de gidilir. Vicdandan. Gidilir. Zaten gidilmez demedim ama o kadar kalınmaz. Evet. Hadi gittin. Ne yapıyorsun 6 ay adamın evinde? Beraber kahvaltılar, tatile çıkmışlar. Gerilim filminden bir anda kanatsız kuşlar. Saçma sapan. İlk sen mi aşık oldun baba? Sen bir kez zaten yönetmenler biraz fıldır fıldır olursun. Şöyle bir kaşı göz ayrı oynar. Oynuyor muydu senin? Ya o... Oynuyordu. Ama bana oynamıyordu. Kime oynuyordu? Ay... İşte buralarda... İşte o zamanlar benim bir ilişkim vardı zaten. Tamam. Yoktu daha doğrusu, bitmişti. Karar ver, kendi kendine bir şey söylüyor. Vardı, yoktu, bir dakika. Yani o geldiği zamanlar ben de yeni bir ilişkiden çıkmıştım. Evet, öyle bir dönemde biz arkadaş olduk aslında yani. Bir sene arkadaştık evet. Zaten. Hadi be! Hı-hı. O bir sene zarfında hiç böyle acaba mı dedin mi içinden hocam? Dersin çünkü. Başlarda yoktu hakikaten öyle bir şey. Tabii. Sadece arkadaş. Hatta ben anlatırdım çektiklerimi evet, falan. Evet, her şeyi anlattı gerçekten bana. Hangi gece arkadaşlık öpüşmeye döndü? bir gece. Yani. Bir gece mi? Cevap gibi cevap. Allah'ın bir gecesi. İyi akşamlar. Tamam oğlum. Yani bir senelik... Ne oldu da? Ya o zamanla aslında biz beraber vakit geçire geçire gelişti hani. Gittikçe aynı kafada olduğumuzu gördük falan. Yavaş yavaş işler farklı bir boyut almaya başladı. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır. Ha iyi. O yüzden 6 yıl. Ailelerle mi? Evet. Ben annemle yaşıyorum. O da annesi babası. E nerede? Hayır. Şimdi paramız nerede... oldukça o tip. Ama nerede uyuyorsunuz mesela? Uyunur yani ilişki 6 sene bir de yani. Ya oluyor. Parklarda. Parklarda mı? Delirmiş manyak. Parklarda mı? Bu nasıl düşük standart ya? Birlikte geçirdiğiniz en güzel tatil? Kaş. Kalkan. Kalkan'dı. Ne yaptınız orada? Çok eğlendik. Her şeyi yaptık. Vallahi her şeyi. Birlikte geçirdiğiniz en kötü tatil? İzmir'e gitmiştik. Orada sahnede şarkı söyleyecektik. Bedava tatil diye gittik. Ama bedavası bile çekilir dert değildi. Üçüncü gün döndük. Çıkmıyoruz. Nesi kötüydü? Herhalde dönem olarak denizi falan da kötüydü. Yemekler kötüydü. Temiz değildi. Temiz değildi. Bedava olunca işte öyle olur. Biraz para ödeyin siz de o zaman yolda. İşte sonra ödemeye başladık. İyi diyorlar yavşakta kaç para verdin? Sefer! Bize hiç bakmadılar. Para ödediniz mi? Yoo. Ama yani. Geçirdiğiniz bir zor dönem oldu mu? Ayrılma. Bir yok, süre görüşmeme. Ayrılık olmadı ama bir ilk iki sene ben Mert'e cehennemi yaşattım. Neden? Gülümseme oradan kaldı. Oradan öyle kaldı o gün. Oyuncak gibi adam böyle duruyor. Şimdi biz Mert'le sevgili olmadan önce uzun bir arkadaşlık dönemimiz olduğu için ve o arkadaşlık döneminde de sürekli eski sevgilisini anlattığı için bana birazcık o kıza taktım ben. Eski sevgililerini daha doğrusu. Bir tane daha var. Neyse. Uzun ilişkin oldu o zaman senin Pınar'dan önce. İki tane. Benim evet. Kadar olmadı. Tamam oğlum iyice sidik yarıştırıyorum. Yanlış. Zaten sen 6 yıl, 8 daha desen çocuk 3 yaşına düşüyor. Olmaz ya. Uzun derken. Allah Allah değil mi? 6, 8, 11 Birer ikişer senelik. Sen tanıyor musun Pınar'ın eski sevgililerini? Tanıdığım da var. Tanımadıklarım da var. Tanımıyor. Yani. Hiçbir zaman aynı cevap alamadığım bir çift. O bambaşka bir şey ki öbürü bambaşka bir şey. Ben yani gizlice isim... arkadaş oldum eski sevgiliyle o bilmiyor. Yok yani var. Görürüz. İsim olarak söylesem bilmez yani. Ha bilmez. Senin oldu mu uzun ilişkin ondan önce? Oldu. Kaç sene? En uzun 3 sene oldu. 3 sene. Hı-hı. Tuhaf bir şey değil mi bu yani? 3 sene bir başkasıyla. Sonra... 6 sene bambaşka biri. Evet değişik. Hep bana garip gelir. 3 sene uyu uyan. Her şeyi paylaş, ayrıl, sonra bir daha olmasın. Evet. Yok yani, ölmüş gibi bir şey aslında yani. Kendin için öldürüyorsun o insanı. Halbuki ölmedi. Ben hep onun filmlerini yaptım işte. Zamanında ya, o bu olayı... Anlattığın senaryo bununla alakasız bir şey. Kısa nasıl? Filmler var eski. Aa öyle mi? İzleyebiliyor muyuz internette? Var var. Mert Dikmen yazım. Film yazsak çıkıyor bunlar. Hepsi çıkar. Valla. İzleyelim ya, merak ettim ben valla. Konuşalım. Sen mi yazıyorsun senaryolarını? Ben yazıyorum. Ha. Anneler babalar tanışıyor mu? Tanışmıyor. Yok. Aa, sen anneli babayı tanışmadın hiç. Yo, ben tanıştım. Biz birbirimizin ailesini tanıyoruz da onlar tamam. Tanışmıyorlar. Evet.
Var mı bir niyet? Yok. Daha yok ya. 6 sene daha, daha yok. Bir 6 sene daha. 16 sene daha yeni. 34 yaşında adam, 34 kadın, 6 senelik ilişki, evlilik demel mi? İlk defa aklımıza geldi ya. Aa bir dakika. İkiniz başkalarının dedikodusunu yapıyoruz mu? Yaparız. Tabii ki yapıyoruz. Yapılır değil mi? Yani bir uzun ilişkiyi bence dinamiklerinden biri el alem dedikodusunu yapmak. Sektör dedikodusu yapıyoruz mu? Yapıyoruz. Kimin? Neler dönüyor? Kimler kimler? Yani o oyunculuk piyasasında tabii ben sektördeyim. Duyduğumuz şeyler oluyor. Yani özellikle şu isim şöyle yapmış diye şu an aklımızda yok ama duyduğumuz şeyler tabii o öyleymiş böyleymiş çok dönüyor aramızda o muhabbet. Senin en iyi arkadaşın kim hocam? Can diye bir arkadaşım. Can. Ha. Onunla mı dertleşirsin? Genelde. Pınar'ı çekiştirir misin? Çekiştiririm. Can'la Oğuz ikisi de her şey. Yani benim iki tane çok yakın arkadaşım var. Hep onlarla dertleşirim. Ne dersin mesela Pınar'la ilgili? Kavga ettiniz. Ya biz genelde erkekler de öyledir. Onun da kız arkadaşı da sorunlarında beni arar. Birbirimizi, karısı artık. Birbirimizi haklı çıkartmak üzerine. Yani o beni pohpohlar, ben onu yürü be, o sen haklısın, o, öyle şey yapılır mı falan öyle birbirimizi gaza getiririz. Eğer 61 yaşındayız, üçümüz kaldık. Sizce de bir yerlerde hata yapmıyor muyuz? Sürekli birbirimizi pohpohlaya pohpohlaya. Senin en iyi arkadaşın kim? Üç arkadaşım var. Nilüfer, Burcu, Dilek. Tamam. Bir de kuzenim var. Dörtte bir kız grubunuz var. Evet. WhatsApp grubu var. Tabii ki. Adı ne? Deading Walks. Walking Dead'in yanlış yazılmışı gibi düşün. Yürüyen ölüler. Bir şakası olarak düşün yani. Kimseyi güldürmeyen neden böyle bir şey yaptıkları. Sen çekiştirir misin? Dört kız. Tabii ki çekiştiririm. Mert'i. Çok hiçbir çifte sormadığım bir şey soracağım arkadaşlar. Bir böyle bir alan vardır belli bir yerden sonrasını kimseyle konuşmadığınız. İlişkinizle ilgili atıyorum cinsel detaylar. Bunu kız arkadaşlarınla paylaşmışlığın var mı? Hayır. Yok. Sende de yok. Yok. Güzel. Bence bu önemli. Ama keşke cevap evet olsaydı. Hepimiz üzüldük. Verilen bu karakterli cevaba hep beraber yıprandık. Canımız sıkıldı. Neden kişiliklere oturmuş diye üzüldük. Ben burada içlerinden baya böyle "Tobu abi" falan bir şey beklerken olmadı. Çok onlar önemli. Anlatırsa ama birbirimize anlatıyoruz. Ha! Şimdi oldu! Onlar anlatıyor mu? Benim arka... Yani... İsim ver mi bundan sonrasında? İkisi anlatıyor. Üç, oha, üç kız ise isim verdi, ikisi anlatıyor. Ana! Anlatmayan kendini bilir artık. Aslında her biri o anlatmayan benim diyerek şu an savunabilir kendini. Değil mi? Bir şey yok. Üçte iki. Nereye kadar anlatıyorlar? Ne diyorlar yani? Hiç böyle avamlaşmadan soruyorum. Çok böyle dozunda konuşacağız yani. Çivide yürüyeceğiz, ayaklarımız kanamayacak. Dilimize tuz süreceğiz, dereden geçeceğiz, içmeyeceğiz. Beni tanı. Ben bu işlerin hakimiyim. İki önceki bölümde ağaç örneğimi hatırlayın. Üstüme sincap biniyor, sincap biniyor. Seksi seks gibi konuşurum. Beni tanıyın. Keşke bunu söyleyeyim. Tam olarak ne anlatıyorlar? Şimdi bir tanesi var, onun... Tutamıyorum da kendimi, heyecanlanıyorum ya. Ne güzel şeyler bunlar ya. Tanımadığım insanın seks ayrıntısı. Ne kadar güzel be. Ne hayatlar var oğlum ya. İnsanlar neler yaşıyor ya. Öpüşüyorlar filan insanlar. Buyur bir tanesi. Ama hangisi bilmiyoruz. Bir tanesinin bayağı aktif bir cinsel hayatı var arkadaşlarımla. Biz de o adamlarla ilgili bütün detayları nedense biliyoruz yani. Ha anladım. Şimdi oldu yani. O tanımadığınız adamlarla ilgili ayrıntılar ama geliyor. Tanıdıklarımızı da bildiğimiz oldu. Bu kız çok tehlikeli abi. Vallahi sakın söylüyorum ya. Bu... Açık anlatsa anlatır da. Sen hiç biraz suç çocuğu gibi kaldın acaba. Canla manla Beşiktaş alır mı lan? Ne yapalım? Biz maç yapıyoruz. Ha, yani. Değil mi? PlayStation 3-1 koydum. Aynen böyle şeyler. Kızlara bak neler neler konuşuyor. Vallahi neler dönüyormuş. Neler dönüyor. Sen biliyorsun zaten. Ben bunun filmini çekeceğim Mesut. Şu an mesela annenle yaşıyorsun. Gelip evet. Sizde kalabilir mi? Kalabilir. Ama ne gerek var? Kalabilir annesi... ama boku mu kalır? Kalabilir ama yerde yatırırız. tamam öyle zaten. Yerde kalır. Kalır, kalır değil mi? Ay, ne güzel. O sen de kalabilir mi? Kalır. Ya bizim ailelerimiz de bir yer. Onun ailesi, annesi her hafta gider. Onların yazlık gibi bir yerleri var. Oraya gider. Benim de orada kaldığımı bilir falan. Öyle bir şeyimiz yok yani. Ha gözünüz aydın. Yani annem yılın... anahtarı bırakıyor. Yılın belli zamanları tesis var. Her hafta. Tamam ha. Ulan koskoca 6 yıllık ilişki tesis gözüyle bakan bir şey.
Susurluk gibi yaptım, dinlenme testi gibi. Bu ne ya? Ayrılıştınız mı? Dime ne ya? Özleme var mı abi birbirinizi? Kaç gün görmediğiniz oluyor? Aynı şehirdeysek, öyle bir özel bir şey yoksa mutlaka haftada 2-3 kere en az görüşürüz. 2 gün falan görmüyoruz herhalde birbirimizi. O zaman bile özleme oluyor ya, hala oluyor. Vallahi. Evet. Gün içinde telefonda konuşur musunuz? Mesajlaşırız genelde biz. İkimiz de çok öyle muhabbet, telefonda konuşmayı sevmiyoruz. Hadi be. Hı. Yazışıyoruz sadece. Yani evet. Önemli bir şey varsa şuradayım, buradasın, oraya gel, buraya konuşuruz ama ne yaptın aşkım falan diye öyle yazışırız. Aşkım mı dersiniz birbirimize? Evet. Evet. Sevgilim de deriz. Yalnız kalınca? Yok. Ne yapıyorsun lan? Yalnız kalınca. Rüzgar'a delirdi. Yalnız kalınca. Onu sormadım ya. Her konu erotizme çıkıyor. Ben bıktım ya. Değil oğlum. Allah Allah. Yalnız kalınca niye başka bir şey değil? Öyle değil oğlum. Bazen de böyle hani insanlara duyurmadı. İşte böyle aç kitop. Ondan sonra sikomokko. Böyle değişik. Yatabare. Böyle değişik değişik. İddiacılar gülüyor şu an. Yani böyle. Ya yine aşkım bebeğim sevgilim. Onu anlat, bari söyle. Anlatın ya bir şey. Mert dedi ki onları söyleyelim mi dedi. Ben de ne gerek var? Zaten onu sormaz dedim. Onu sordu işte. Neler diyoruz? Mesut var ya, bak bak dinle dinle bak. Neler diyoruz? Ya bizim dilimiz çok değişiyor. Örnek verin bakayım. Yok. Mesela biz. Aç kubuk kocuğum falan diyoruz. Ne diyor ne diyor? Ya. Aç kubuk. Ben hiç diyemem öyle şeyler hocam. Az önce bak, Pınar bana zıt dedi arkadaşlar. Uzun zamandır duymadım. Satyalçı filmlerinden beri duymadım bu şaka. Zıt şakası beni biraz yıprattı. Elimi ayağımı azıcık şu an kullanamaz haldeyim. Erenköy'de deseydi buradan kalkardım. Ama kalkmadım. Bana zıt şakası yapıldı az evvel. Öyle olunca sen ne diyorsun? Ben de açıkçası. Hala konuşuyorlar. Ne diyelim? Onu da söyleyeyim. Mert'in en sevdiğin fiziki özelliği? Boyu. Boyu mu? Ne kadar anlamsız bir özellik. Boyunun uzun olmasını seviyorum. Kaç boy? 91. Vallahi mi lan? İyisin ha. Tam insan kalmışsın yani. Vallahi 93'e kadar insan. Seyirciler de üzülmesin. Ben 2 metreyim. Rahat konuş. 93'ten sonrasını Allah kurtarsın. Samimi söylüyorum. Bayağı zor. Her şey zor. Öpüşmek zor. Zor. En sevdiğim. O yakarışı duydunuz mu hep beraber? Ve beni üzen taraf, onu bilinçli yapmadım. Yani içimden gelerek son bir can havliyle öpüşmenin zor olduğunu hep beraber paylaştık ya şu an. Ve burayı kesmeyeceklerini biliyorum. Çok üzülüyorum şu an. Çünkü zor. En sevdiğin fiziki özelliği. Niye gülüyorsun oğlum? Gene geliyor. Hazır mısınız? Babuçko! Gülüşü. Yalancı köpek ya! Yükseltti, yükseltti, yükseltti. Neyse saçların tarayışı. Tabii. Bak, fiziki özellik oğlum. Gülüş bir fiziki özellik değildir. Gülüş ruhla ilgilidir. Vücudunu güzel konuştum ha. Sait Faik. Evet. Vücudunu seviyorum. Ha güzel. Yani fit buluyorsun. Evet. Çok güzel, yeterli. Bir gayet güzel bir cevap. Sevmediğin fiziki özelliği? Ya ben çok uzun olduğum için biraz daha uzun olabilirdi aslında. Kaç boyun kuzum? 65. İyi canım, yeter. Benim sorunum o. Onunla ilgili değil. Evet, 1.65 normal. Tabii. Biraz daha olsa olurdu da. Acık güdük de gene de şey yapmayın. Yok bu oğlum. 65 normal ama. Ya şu an dur topuk tamam. Ama onlarsız. Şu an 1.70. Onlarla 65'te zaten konuyu kapatalım şu an. Senin onda en sevmediğin fiziki özellik. Ay bilmiyorum. Vardır canım. Yani yakışıklı buluyor musun? Sevmediğin, evet. Çok yakışıklı buluyor musun? Hayır. Ha. Çok yakışıklı bulduğun kim var? Ryan Gosling. Arıyor. İyi akşamlar. Ulan şu telefon sesi çıksın ya. Onun artık sesini mi yükselteceksin? Az evvel telefon çaldı. Çok timingi müthiş bir şaka yaptım ama. Yönetmen o. Ya da arkaya koy, bir yerden telefon koy. Kim ne bilecek? Şimdi çok gene birazcık böyle çivide yürümeye hazır mıyız? Eyvah. Şu bir saniye diyerek şu ortadaki kamerayı yara yara geliyor. Ryan Gosling. Bir saniye de demiyor. İngilizce konuşuyor. One second. Ne var lan? One second. Wait, mate diyor.
50 Cent. Saçma sapan. İngilizce ne kadar zayıf ya. Diyor ki turn off the light. Diyoruz ki salak salak konuşma. Niye ışıkları kapatıyorsun? Siktir git. Şimdi Ryan Gosling geliyor. Heyecanlanır mısın? Tabii. Ya sadece bir idol olarak yakışıklı mı yoksa gerçeği de heyecanlandırır mı? Gerçeği de heyecanlandırır. Tut da elinden. Bir şey de yok. Tut da elinden yürüyorsunuz. Gider tamam. Misin? Aşkım. Ben de peşlerim. Sen niye gidiyorsun oğlum? Ray! 6 yıl oğlum! 6 years! Birkaç gün giderim yani. Birkaç gün? Sonra çok dönerim. Çok genelde vallahi bak. Çok böyle idol olan, aşık olan insanlarla ilgili böyle ütopik bir şey var. Çok net söyleyeyim, dilinde yani. Bokuma gider. Gidemez yani. Zaten gerçek olsa böyle gülenmem. Çok sinirlendim. Sana şunu söyleyeyim, gülüş gitti az evvel. Antidepresan gülüş şu an sona erdi. Zaten gerçek olsa sıçarlar ha. Ryan'ın ayrı, Ghosting'in ayrı. Beni delirtmesin. Hanımlar, beyler. İlişki testi yeni bölümüyle tüm hızıyla devam ediyor. Pınar ve Mert bu akşamki konuklarımız. Romantik bir çift misiniz abi? Romantik an oldu mu 6 yıl içerisinde? Oldu. Sever tabii. Misiniz öyle anlar? Oldu tabii ama şu aralar artık daha samimiyiz diyeyim. Romantiklik o kadar olmuyor. Romantik sanki böyle samimiyetsiz. Mesela kağıda alıp Pınar için bir şeyler karalamışlığın var mı? Var tabii. Valla ne var? Yani şiir, şarkı yapmışlığım var. Şarkı, mırıldasana. Yok. Niye ne? Aga bak bunu artık her şey olmaz. Bir tane yap ya. Şarkının adı neydi? Gülümse. Var oğlum bu. Sezer Aksu. Ben yaptım. Ben yaptım diyor. Gülümse. Başka da Pınar. Şey. Hadi gülümse. Bulutlar gitsin. Ay sana doğum günde yapmıştım. Valla Atmer. Na. Valla hatırlamıyorum ben şeydim. Nasıldı? Gitmeyi söyle hadi. Gitme. Bir tane daha var. Gitme diye bir şarkı. Delirmiş. Albüm yapmış. Manyağa bak. Acayipsin. Albüm. A1. Oynama şıkıdım şıkıdım. Spotify'da albüm de var. Albüm de mi yaptın? O her şeyi yapıyor ya. Sen yani senin şarkıcı tarafın var, gitar çalıyorsun. Hı. Ve aslında solistsin yani. Evet. Öyle mi? Niye söylemiyorum? Sen söylemeyeceksin, kim söyleyecek? Parayla çıkıyorum şimdi burada bedava. Kaç para lan senin bir tane şarkı? Dur lan, ne var benim cebimde? Fiş. Bir de 20 var. 5 lira düştü yani. 25 mi düştü? Evet. 25. 25 liraya bir şarkı söyler misin? Alışkım al. Oh, yok parası. Al, programın sonunda hatırlatın bana, tamam mı? Şimdi vermiş gibi olayım, ne olur ne olmaz. Şu an ben program kalanı sunamayabilirim. Bizim aklım parada kaldı şu an. Koy cebine koy, vallahi koy. Bir tane programda da verelim. Koy, alırsam da şerefsizim. Söylerim şimdi, dur. Ne ucuz adam lan bu, 25'e ya. Ya vermeseydim ya, 15'e olurdu ya. Hiç pazarlık yapmadım, hemen 25 verdim. Ne varsa verdim, hiç param kalmadı. Ben de söyleyeceğim lan Beşiktaş'a. Şimdi, gitme. Belki ufak bir ihtimal kızarsan bana gelecekte. Olmaz ya, ben yine de ufak ufak bahsedeyim önce. Ne güzel lan. Hani bir şeyler olur ya, küçüktür büyür içinde. Belki hani... İstemeden aklına gelirse sakın gitme diye gidiyor. Nakaratı? Belki içinde kalırsa diye önce uyarayım. Belki sen ağlayınca ben de çok ne olurum. Hocam 5 lira geri alabilirim çünkü. Romantik anınızın piç oldu mu hiç? Olmadı, yok. Yemek hazırlar mısınız birbirinize? Ben hazırlarım genelde. Vay! Elinden geliyor. Yani. Ne hazırlarım? Kaç kere? Hazırlar mı, hazırlamaz mı? Çin yemeği yaptım. Bir kere yaptın, evet. Bir kere mi? Oğlum 6 yıllık ilişkide yaptın. 5 yıl önce yaptı, evet. 5 yıl önceki yemeği anlatamazsın yani. Ne yaptın? Ya o benden daha az yaptı sonuçta. Sıfır o zaman. Bir sıfır. O benden daha az, sıfır. Hiç yapmamış öbürü bir. Ama ben her hafta kahvaltı hazırlıyorum. Ya. Doğru. Ne hazırlıyorsun kahvaltıda? Peynir, ek. Dolapta ne varsa mesela. Dolapta ne varsa taşıyorum iyi akşamlar. Ama bu hazırlamak böyle bir şey değil. Menemen yapıyorum, pankek yapıyorum. Tost.
tost yapıyorum. Valla ikiniz kahvaltı yapıyorsunuz. Evet. Bu yol nereye gidiyor? Yani 10 sene sonrasını görebiliyor musunuz kendinizle ilgili? 34'sünüz ya. İkiniz de 44'ken nerede ne yapıyor olacaksınız? Yani inşallah kariyerlerimiz de başarılı olmuş. Ev sahibi olmuş birlikte inşallah. Yaşıyor olacağız. Evlilik? Belli olmaz. Yani o kesin istemiyor da. Ben neden ben bu kadar evliliğe istemiyorum. Karşısın kuzum? Karşı değilim ama gerek görmüyorum yani. Ne gereği var? Tamam. Gereksiz çocuk sahibi olmak yani. Gibi bir güdünüz var mı? Şu an yok. Yani bunun üzerine olursak ne güzel olur diyor musunuz? Ya ben bana hala gelmedi o güdü. Öyle söyleyeyim. Ulan artık bir gözüm toprak yani. O zaman yoktur o güdü yani. Daha bekleme yani. 55 yaşındayım. Ya güdü gelmedi ya. Güdü gelse yapılır da. Bayağı geç kalmış güdü. Güdü diye şarkı yap. Güdü güdü. Güdü güdü mü? İşte güdü güdü geldim. Bunu olmaz. Şimdi çok kötü çünkü ya. Tarkan'a da ayıp. Gerçi Dudu güdü aynı bokamını. Şimdi. Şu kadına dolu dolu aşığım diyebilir misin? Derim tabii. Vallahi. De bakayım. Aşığım. Hayır, Pınar'ın gözlerine, dolu dolu aşık. Pınar'ın gözlerine baka baka desene. O anı bir görelim. Ne olur ya. Aşığım sana. Teşekkür ederim. Böyle olur mu? Kim yaptı bunu doğru düzgün burada? Şu an diğer 8 bölüme bok atılıyor. Cevap hakkı doğdu. 8 çiftimizdeki bir tanesi burada. Hello. Gelip valla cevap verir. Suçarım valla. Ama onlarınki Almanca değil miydi zaten? Anlayamadık pek. Dili biliyor musunuz? Hangi dil? Ya, Türkçe dışında. Hangi dil diyor? Dili kuş de. Dili biliyor musun? Bege Sugut. Ben İngilizce biliyorum. İngilizce. İyi mi İngilizce? İyi. Nerede öğrendin? Amerika'da. Amerika'da. Sen de mi gittin Amerika'ya? Sıçacağım artık böyle konulara. Herkesin hayatı ne güzel ya. Dil var mı? İngilizce ama böyle bir 15 dakika düşünerek cümle kurabiliyorum. O kadar ortanın düşününce alt. Herhangi bir dilde konuşursun yani. 15 dakika uzun süre yani. Birbiriniz için yapabileceklerinizin sınırı var mı? Var. Çok net. 9. çift ilk defa var. Niye yapayım? Evet. Mesela saçını 3'e vurur musun onun için? Çok istedi. Çok istedi diye vurmam tabii ki. Ama ölecekse falan vururum. Allah razı olsun. Öyle diyelim artık son anları. Birbirinizin giyimini beğenir misiniz? Mesela Pınar için şık der misin? Evet. Dikkat eder mi ne giydiğine? Ne? Çok dikkat eder. Giymediğine valla. O iyi giyinir mi? Hayır. Ya özenmiyor. Hiç mi? Giyinmek istediği zaman giyinebiliyor ama genelde özenmiyor. 34 yaşında adam pantolonunu kendi kışına geçirir giyinmek istediği zaman. Annesi giydiriyor. Allah İyi Allah. Giyinmek istediği zaman. İyi giyinmek istediği zaman. Evet. Bende mesela bir tane şey var. Smokin. Durur. Sende var mı? Smokin değil de takım elbiselerim var. Kaç tane? İki çift. Yani iki takım. Takım elbiselerim diye başladığım bu şey. İki. Kaç tane var? Bir tanesi yanık. Bir tane daha var. Sende bir tane varmış. Bende iki tane. Oğlum ben... Bak bana niye laf soktun anlamamakla beraber smokin dediğin şey takım elbise değil. Doğru. Senin kıçı kırık takım elbiselerini 5'le çarp 25'in var lan. Madem dostluğumuz bozuldu. Birbirinizi şöyle sağlam bir öpsenize. Hayır canım coşmayın. Ben programımızın bu bölümlerinde çok üzülüyorum yani. Vallahi içimde böyle bir... Tam bu hissiyatın bir adı yok yani. Bu kaybetmek mi? Boşluk mu? Boktan bir hissiyat tam olarak. Çok güzel baktınız birbirinize öpmeden önce. Evet, birbirimizi seviyoruz. Çok tatlı. Tabii seviyoruz yani. Baktık ama övüyorum seni şu anda. Ben seni överken senin de kendini övmen. Sessizlik olunca bir şey söylemem gerekiyor diye düşündüm de o yüzden. Dedin ki neden laf sokmayayım? Çünkü... Madem sessizlik. Neden bu çocuğun ağzına sıçmayayım? Yapayım gitsin ya. Allah Allah. Ben çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. İlişkinizin çağdaşlık seviyesi 10. Yani bayağı çağdaş. Evlenmek istemiyorlar, çocuk istemiyorlar. Çağdaş mı artık? Tam bilmiyorum yani. Ne denir lan buna? Hiçbir istemeyene. İlişkinizin eğlence seviyesi 9. Nereden kırdın? O gelecek o soru. Yok, açıklamıyorum. 9.
Açıklama istemiyorum. 9 bu 9. Sadakat hiç oldu mu? 6 sene içerisinde aldattınız mı diye sormuyorum. Birinizin senin onun etrafındaki bir kadından, senin onun etrafındaki bir adamdan haz etmediğin oldu mu? Olmadı. Benim de olmadı. Hiç. Konusu da açılmadı mı bunun? Yani etrafımızdaki bir şey, böyle kıskançlıklar şeyler olmuştur ama öyle hani şu adam sana aşık, ondan öyle dur, uzak dur falan öyle bir kıskançlık olmuyor. O adam tatile gider mi? İçinde kızların da olduğu bir tatile. Tek başına. Gidebilir mi yani? Gider. Bir de geri geldiğinde beni bulur mu diyorsun. Ha, içinde kızların da olduğu tatil, öyle bir grup mı gidiyorlar? Arkadaşlar canım 6-7 kişiler, 3-4 de kız var. Ama yani dıdısının dıdısı, o da yeni tanıyor. Tatile gidiyorlar. E gidebilir. Yani öyle aramazsın ne yaptın ne ettin. Kızlar normal kızlarsa, yani normal insan mısınız diye. Escort yani ben... Şimdi öyle bir şey sormuş mi? Olabilir miyim? Diyelim bunlar. 5 arkadaş bir fuhuş partisi düzenlediler. Mümkün mü? Bunu sormadım tabii ki. Şimdi şeye gitmesini istememiştim. Yani ha, gitme, gidemezsin falan demedim. Ama rahatsız olduğumu belli. Gidemezsin demedim, siktir git dedim o anda da. Evet, gidersen beni bulamazsın dedim. Dedin mi? Hayır. Neresiydi orası? Arkadaşının bekarlığa veda partisi. Ama neden arkadaşı... göndermedin? Dansöz, çünkü orada neler olacak... Hayır işte dansöz mansöz olmamış. Ne olmuş? Striptiz. Ya bir şey de ne kadar normal yani. Anlatıyorum değil mi? Ne olmuş en fazla? Striptiz izleyecekse izleyebilir ama o daha da hani böyle temas halinde şeyler oluyor ya. Olmuş mu aşkım? Yok olmuş be ya. Olmaz mı abi? Bekarla veda. Adı onun bekarla. Ama ya o şeydi, Kıbrıs'ta olacaktı. 4-5 erkek Kıbrıs'a gidince falan o kıllandı baştan. Ben de zorlamadım yani. Gitmedin. İçinde kaldı mı? Ya en yakın arkadaşımın bekarla vedasıydı biraz. İstemiştim tabii. Ama... Program sonunda ağlatayım mı lan? 34 yaşında adamsın yani... Şurada ağırlığını koyamadın mı? Gideceğim ben diyemedin mi ya? O zaman 34 ama kendisi bana, ben de gitmek istemiyorum zaten dedi. Ya bak o zaman demiş. Şu an ağlıyor. Sadakate 3 veriyorum. İyi ki araya girmişim. Yok yok. 9. Sadakatte 9. Siz de bu videonun altına yazınız. Bu videonun altına 10 üzerinden puanlayın sevgili seyirci. Taşça Kamera bize kapısını açtı. Çok teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu izleyip en az 3 kere kahkaha attıysanız Santral Kupa'ya ve bir süre YouTube kanallarına abone olun. Bölüm bitti. Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bye bye.